Hazreti Musa. Hazreti Musa, Musevilik dininin peygamberidir. Hayatı üzerine edinilen bilgiler daha çok Musevilerin din kitabı olan Tevrat'a dayanır. Hazreti Musa doğduğu sırada İsrailoğulları Mısır'da bulunuyordu. Mısır'ın yerlisi olan Kıpt kavmi İsrailoğullarına hor bakarlardı. Onları köle gibi ağır işlerde kullanmaya, çeşitli eziyetler etmeye başlamışlardı. İsrailoğulları günden güne çoğaldıkça da fena halde tasalanıyorlardı. Buna rağmen dedelerinin ülkesi olan Kenan iline gitmek isteyen bu insanların yakasını bırakmıyorlar, her gün yeni vergiler, yeni eziyetlerle onları eziyorlardı. İsrailoğulları 12 soydu. Her soy Yakup'un oğullarından birinden geliyordu. Birleşseler büyük bir kuvvet meydana getirebilirlerdi ama kendilerini bir araya getirecek bir başları yoktu. O sırada Firavun'un kâhinlerinden biri İsrailoğullarından bir erkek çocuk doğacağını, Mısır'ın bu yüzden zarar göreceğini, felakete uğrayacağını haber verdi. Firavun bundan ürktü, İsrailoğullarından doğacak her erkek çocuğun öldürülmesini emretti. Yakup'un üçüncü oğlu olan Levi soyundan Ümran'ın bir oğlu vardı. Anası onu öldürülmesin diye hasır bir sepete koyup Nil nehrine salıverdi. Firavun'un karısı Asiye, sarayın önünden geçen sepetin içindeki çocuğu gördü, onu aldı, evlat edindi. Büyüyünce kendi işlerinde çalıştırmak istiyordu. Yalnız çocuk kimseden süt emmiyordu. Birçok süt anne getirdiler, çocuk Musa yani, ancak annesinin memesini aldı. Böylece Musa'yı kendi annesi sarayda büyütmüş oldu. Musa bir gün Mısır'da gezerken bir Mısırlının İsrailoğullarından birini haksız yere döverken gördü. Adamı bir yumrukla öldürüverdi. Elinden böyle bir kaza çıktığı için artık Mısır'da da duramazdı, kaçarak Medine'ye gitti. Şuayb peygamberin bir kızıyla evlenip orada kaldı. Yıllarca sonra kendi kavmine dönmek üzere çoluk çocuğunu alıp yola düştü. Sina Yarımadası'ndan Tur Dağı'na çıkınca orada Tanrı ile görüştü. Tanrı'nın emirlerini, peygamberlik, kurtarıcılık hükmünü aldı. Mısır'a gelince abisi Harun'la anlaştı. İkisi Firavun'a karşı çıktılar, onu hak dinine davet ettiler. Firavun Mısır'da kendisinden başka Tanrı olmadığını söyleyerek Musa ile alay etti. Musa elindeki asayı yere bıraktı, asa hemen yılan oldu. Firavun Musa'yı sihirbazlıkla suçladı. Mısırlı büyücülerle yarışa davet etti. Bu yarışmada Musa'nın asası öbür sihirbazların hünerlerini hiçe indirdi. Firavun buna pek kızdı. İsrailoğulları ise Musa'nın yüceliğini anlamış, onun çevresine toplanarak sözlerine iman etmişlerdi. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkıp gitmelerine izin verdi. Sonra da pişman oldu. Bütün askerleriyle peşlerine düştü. Kızıldeniz kıyısında onlara yetişti. Musa asasını yere vurunca deniz yarıldı. İsrailoğulları bu geçitten geçtiler. Firavun'un ordusu da Kızıldeniz'e gelmişlerdi. Musa asasını bir kez daha yere vurdu, deniz kapandı, Firavun'un askerleri boğularak öldüler. Musa Ürdün kıyılarına gelip Eriha şehri karşısındaki dağa çıktı. Oradan İsrailoğullarına vaat edilen Kenan ili Filistin'i seyretti. Yalnız oraya varamadı. Yuşa'yı kendisine vekil tayin ederek öldü. Musa'nın kurduğu din İsa'ya kadar tek semavi yani tek tanrılı kutsal kitaplı inanç olarak kaldı. Ondan sonra gelen peygamberler de hep Musa şeriatına göre iş gördüler. Tevrat, Ahdi Atik adıyla din kitapları oldu. Musa'nın şeriatı Sina Dağı'nda kendisine buyrulan meşhur 10 emre dayanır. 10 emir şöyledir. 1. Karşımda başka ilahların olmayacak. 2. Puta tapmayacaksın. 3. Boş yere Yahuva'nın, Tanrı'nın adını anmayasın. 4. 6 gün çalışıp 7. gün dinlenesin, Sebat gününde. 5. Anana babana saygı gösteresin. 6. Adam öldürmeyesin. 7. Zina etmeyesin. 8. Çalmayasın. 9. Yalancı şahitlik yapmayasın. 10. Komşunun malına göz dikmeyesin, kıskanmayasın. Musa'yı Moab ülkesinde bir dereye gömdüler. Mezarı belli değildir. 120 yaşında öldüğü söylenir.
Hz. Musa Müslümanlarca da Hak peygamberi olarak tanınır.